Ben IŞİD'in konumunu biliyorum. Yani bana bunu öğretmeyin. IŞİD'in Türkiye'de işi yok. Bunların hepsi oyun. IŞİD'in aklının ucundan geçme Türkiye'ne uğraşma. Türkiye ile uğraşan sadece PKK vardır, başka bir şey yok. İsim değiştirir, kıyafet değiştirir, kadın kıyafetine girer, makyaj yapar. Yeni moda bu oldu. İngiltere'den geldi ilgili elemanlar. Bunlar da öyle oldular. IŞİD'in Türkiye'de işi yok. Öyle bir şey yok. Bir de IŞİD mevzisi diye vurulan yerler hep garibanlar ve mazlumlar. Şu ana kadar IŞİD hiçbir şekilde vurulmadı. IŞİD mevzileri yer altında. Yerin 8 metre, 7 metre, 10 metre altında tüneller kazmış durumdalar. Birbirine bağlantılı tüneller var. Hiçbir bombardımandan etkilenmiyorlar. Okullara normal çocuklar gidiyor. Hastanelerde insanlar tedavi için gidiyorlar. Dolayısıyla böyle bir olay yok. IŞİD'in istihkamı, çalışmaları yer altında. Yeraltı örümcek ağı gibi. Nusra'nın Türk milletiyle, Türkiye ile alıp veremediği hiçbir şey yoktur. IŞİD'in Türk milletine, Türkiye'nin hiçbir işi yoktur. Bunu da bilsinler. IŞİD diye bombalanan yerler mazlum ve garibanlar. IŞİD'in teknik olarak bombalanması mümkün değil. Yer altında yaşıyorlar. Yerin 8 metre, 10 metre altında tünelleri var. Merdivenden inilen dehlizler var. Yani kilometrelerce boyunca uzanan dehlizler oralarda yaşıyorlar. İçi elektriklenmiş, aydınlatılmış, geniş mahzen gibi yollar. Adamlarını da orada tutuyorlar. Yani o kadar avanak değiller yani. Okula sığınacaklar, gel sen de oraya gidip bombalayacaksın. Bunlar ucuz kahramanlık yapıyorlar. Çok çirkin. Çoluk çocuk öldürerek kahramanlık olmaz. Çoluk çocuğu şehit ederek kahramanlık olmaz. Kendilerini akıl almaz aşağılıyorlar ve küçük düşürüyorlar. Ve büyük bir tehlikeye atıyorlar. Ve bunu ileride hesabını veremezler. Şimdi bunların hepsi savaş suçu. Hepsi savaş suçu. Hepsinin cezası ya idam ülkelere göre veya müebbet hapistir. Ya mesela şu an bombardıman emrini verenler hiçbir ülkeye gidemeyecekler. Eğer uygun bir yere gelirlerse de Allah vermesin asarlar yani söyleyeyim.